Şimdi başladım. Evet, şimdi kayda geçtik. Evet, Neşe Hanım, how are Buyurun. you? Okay. Fine. And I'm fine, thank you? Yeah. Would you like to say anything else about your last week? Anything else? Anything last week, interesting? Myers, Ahmet Aras make great preparations for Christmas. Ahmet Aras invited to tourists. He said we will leave festival for 3 weeks. Everywhere full light and stunt gift and sound projection. Ours very happy who lives in Bodrum. Yes. Okay, nice. Letafet Hanım. Yes. Hello. Hi. You are with granddaughter, I think. We can see her. Yes, yes. How old is she? Yes, she is. I couldn't hear. How old? 2 years. 2 years old. Oh, nice. Nice. Okay. As a grandmother, mother, you are busy. You are doing, you are learning English. You are looking after your grandkids at the same time. You are brilliant. You are brilliant. Oh, superpower. You have a superpower. Yeah. You remember, I had a toothache last week. And I went to a dentist this week, and my teeth covered, and I am fine now. I don't have any pain. Okay, nice to hear that. Hatice Hanım, how are you? Last week you were at the in the class. Okay. Sorry. You forgot. Sorry. Because I went to the Denizli. This week I went to Izmir because my son and in love together come to Izmir. We are meeting all together and Christmas before we are meeting and we are very happy. Okay, nice. Family gathering, huh? Family gathering. Yes, together as family members. Nice. Yes, okay. Özgül Hanım, how are you? Özgül Hanım, where are you? My goodness. She's gone. Where are you? I am fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. I am sorry. I can't speak English, but listen in English. No problem. No problem. Thank you. Mevhibe Hanım, how are you? Fine, thanks. Last Saturday, I met up with my high school friends. We had lunch at Baltalimanı Social Facilities. Tesisler demek istedim. Social club. Belonging to Istanbul University. The weather was very cold, but it was enjoyable.
to watch the Bosphorus and seagulls. Nice. We missed each other so much. It was good for all of us to chat. Okay, nice. It must be very interesting after a long time coming together. I mean, yes, it's a friends reunion. You know, yes. Coming together, again after a long time. Okay, Nurcan Hanım. Hello. Ay hocam bir dakika. Almanca'ya kaçıyorum ben. Doesn't matter. We can hear German as well. I don't know German. My elder daughter live in Istanbul and she came to visit me. I was very happy. Then we are met with my family and friends for dinner last Saturday. I was very lucky to meet all together. It was very amazing. So, amazing. Okay, nice. Yes. Sueda Hanım, how are you? Thank you. I am fine. Where are you now? Are you still in your, village? In your summer house? Yeah. Village. Yeah, nice. I can see the ceiling, ceiling. That's why I say. I had my grandchildren over the weekend. The weather was very cold and rainy. They could not leave the house. I cooked the food they wanted. As usual. As a mother. I forced back. They forbade me to learn more English than them. Why? You have been forbidden. Why? I don't know. Maybe you spare much of your time, learning English, but they don't like it, huh? They want to see you more, okay? Yes. If you sacrifice your time to learn English, so they can't see you then, huh? Sizi göremiyorlar, değil mi? They want to see you. Evet, yani şöyle hafta sonları gelince ben de böyle telaşla İngilizce çalışacağım falan. Babaanne bizden fazla öğrenemezsin sakın diyorlar bana. Sakın konuşma. Onu demeye diyorlar. Babaanneme öğretme fazla diye. they are jealous of you. Jealous of you. Sizi kıskanıyorlar. Bence. Okay. Don't give up, please. Please do not give up. İnce Hanım, how are you? Tell us about your last week. Fine. And you? Fine. Last week, we'll celebrate my grandson's birthday. Three grandson and one daughter together, my family good enjoy. My live in Fethiye, my mom and my sister together live. But my sister cook. My looking after my mom. Every time old unit looking one unit, two unit looking
working every time. You study. You study. My Philippine is look after my daughter is speak together every time. Yes. It's good to hear that. So, please do not feel shy when you are talking, when you are speaking in English. Please do not feel shy. Otherwise, you can, it can stop your learning, your practice. Practice. You try to practice in every case. Do not feel shy. Do not give up practicing. Maybe you can make some mistakes, but it doesn't make any sense. It is not very important. So you can make some mistakes, but as long as the person you are speaking can understand what you are talking about, there's no problem. For example, when we are talking to tourists, foreign tourists, they can speak Turkish in very full of mistakes, with a lot of mistakes, and but we can understand what they are talking about, so we communicate, no problem. Yes. Yes. So your fluency is important. Fluency. Akıcı. I don't know fluency. Akıcı. Yes. Akıcılık. Akıcılık. Fluency. Yes. Fluency is important. Yes. Okay. Shall we start our class today? We're going to start with the new unit. Five. Do you remember? Yes. We have just finished. What is this? Huh? Yes. We have finished. Kıskanmak neydi öğretmenim? Asuman öğretmenim bir daha söyle. Jealous. Bakın yazayım onu. Yazayım. Tamam. Jealous. New share yapayım. Bir dakika. Sizi kıskanıyorlar dediğimiz zaman. Ama o edilgen oldu değil mi o zaman? They are. Jealous of you. They are jealous of you. Yani onlar sizi kıskanıyorlar. Evet, teşekkürler. Ya da şu ben onları kıskanıyorum. I am jealous of them diyoruz. Tam tersi. I am jealous of you. Jealous of them. Bakın bu ben onu they are jealous of you. Bunlar sizi kıskanıyorlar. Onlar sizi kıskanıyor demek bu. I'm jealous of them. Ben onları kıskanıyorum. Benim torunlar. Evet, kimse. My grandchildren are jealous of me diyorsunuz o zaman. Değil mi? My grandchildren are jealous of me. Beni. My grandchildren are jealous of me diyoruz. Bu jealous of genelde of diye ses etilmiyor. Jealous of me oluyor. Evet. Evet, şimdi let's go back to the unit 5. Yeah, unit 5. In this unit today, well actually we're going to learn some word patterns. You know, let's have a look at this part. Just hang on a sec. And just get this tool here. The starter part. There are some
phrases, well, actually, not finished sentences, but we are going to learn how can we continue these sentences. For example, one day I want to learn Spanish. Okay, I want to learn Spanish. One day I want to learn Spanish. Do you understand what I mean? Tonight I am going to Ankara. Let's write this one. Gece Ankara'ya gitmek istiyorum. Clear edeyim. Clear all drawings. Şimdi bunları ben size burada yazarak göstereyim. Oops. Text. Haydi. Come on. Burada bir kutu çıkıyor. O kutunun içine yazmazsanız gözükmüyor. One day I want to learn Spanish. Diyorum. Bir gün İspanyolca öğrenmek istiyorum anlamında. Tonight, what does it mean? Tonight, bu gece, akşam. I am flying to İstanbul. Bunu öğreneceğiz. Bunun anlamı I'm flying dediğim zaman which tense is used? This tense is present continuous, değil mi? Continuous. Evet. Present continuous. The first one is I want to learn English. Which tense is it? I want to learn English. Present simple. One day I want to learn English. Bir gün öğrenmek istiyorum, isterim gibi. Şu anda bizim isteğimizi anlatıyor. Tonight I am flying to Istanbul. That means you've got a ticket. Flight ticket. You understand? Tonight, if you say, tonight I'm flying to Istanbul, means you have got some arrangements and you have got a flight ticket. Tamam mı? Uçuş bileti. Biletiniz var. Bir biletiniz var ve İstanbul'a uçuyorsunuz. Biz ne diyoruz İngilizce'de, Türkçe'de? Bu akşam İstanbul'a uçuyorum, değil mi? It's not this moment, değil mi? It's not right now. Şu anda değil bu iş ama bu akşam geleceğe yönelik bir şey. Okay. The other sentences. Right now. Şu anda gibi mi? Right now, okay. I'd like to teach English. I'd like to teach you English. Tamam mı? I'd like to teach you English. The meaning is I want to teach. That means, or another word, this is I prefer to teach. Teach. Yani ben right now I'd like to teach you English dediğim zaman this is my preference. Yani benim tercihim. Size İngilizce öğretmek
istiyorum anlamında. Yani ben bunu tercih ediyorum. I'd like to. I'd like to do bir şey. Genelde buradaki apostrofi would eki aslında would kısaltılmışı. Would like. Okay? Like. Ama genelde in speaking form, in speech form, I'd like to teach you. Tamam mı? Şimdi and the other one, this weekend, I'm going to visit my cousins in Istanbul. Is it? Peki. Şimdi this is also another future form. Değil mi? Future form. Şimdi bakalım. Tonight I'm flying to Istanbul. This weekend I'm going to visit my cousins in Istanbul. What is the difference between them? This part I have a plan. I have a plan to visit them, right? Or in other words, I'm planning to visit them. Okay. Şimdi, be going to, this is also the full form, I am. Yeah. I'm going to visit my cousins in Istanbul. Which one is more arranged? I'm flying to Istanbul or this weekend I am going to visit my cousins in Istanbul. Which one is more arranged? Going. Hangisi daha kesin gibi gözüküyor? Which one? Flying to Istanbul. I am flying to Istanbul because I have got a ticket, değil mi? Plane ticket, flight ticket. Okay. When you say this weekend I'm going to visit my cousins in Istanbul, this is your plan, but that doesn't mean it will come true. Gerçek olup olmayacağı, bu planın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin değil. Just a plan in your mind. Okay? So we use be going to yapısı. Şimdi in this unit we're going to deal with these things and we are going to learn some verb patterns. Hadi bakalım, let's go back to our book again. Şimdi I'd like to verb patterns. Şimdi there are some people. Look at these people. Can you read, Mevhiban, can you read Tom's part? Can you read here? Yes, Tom, I'm 16 and I'm fed up with school and exams. Okay, Nurten Hanım, Abby. Abby, I am a student in my last year at university. I have got depths of nearly 25,000 pounds. Nearly means hani almost. Hemen yaklaşık. Okay. Yaklaşık. And Hatice Hanım, Kelly. Kelly, I am a paramedic. Paramedic. I love my class. Paramedic.
I love my job, but it is very stressful. Okay, Ali Bey, Martin. I work in IT. There is nothing I don't know about computers, but I need a chance. I need a change. Okay. Neşe Hanım, Alison. I've got three kids under seven, and my husband works abroad a lot of the time. A lot of the time. Okay, Enver Bey, if you are there, Bill, can you read Bill's part? I am retired news agent, and I didn't have a day for 40 years. For 40 years. I'm a retired news agent. News agent, yani gazeteci, a retired news agent. Ama it's not a journalist. Do you remember? News agent, news, yani gazete bayi sahibi anlamında. News agent. I didn't have a day off. Have a day off for 40 years. Do you think after this sentence, can we say Bill hasn't had a one day holiday so far? Did he have one day holiday? No, he didn't. 40 years? No, değil mi? Because he says, I didn't have a day off. That means, have a day off means have a holiday, one day holiday, a break, one day break. Okay? The meaning. Okay. Now, here are our characters here. And let's have a look at the Tom's part again. I'm fed up with school. Do you think this teenager feels bored or excited in this statement? I'm 16 and I'm fed up with school and exams. Bıkmış. So he's bored, değil mi? He is bored. He's fed up. To be fed up with something, that means you are bored with it. Bored with doing something. If you say, for example, as a housewife, you wash the dishes, you do the housework all the time, and you say, oh my goodness, off, enough is enough. I am fed up with doing housework, you say. For example, you look after your grandchildren and you are so busy with looking after them. So you say, oh my goodness, I'm fed up with looking after my grandkids. Okay? I'm fed up. Aman, yeter artık. The meaning, right? And I've got that. Oh, that's of nearly 25,000 pounds. Do you think she has to work, Abby, has to work a lot to, you know, to finish his debt, her debts? Do you think she's happy? Do you think she's happy? Yes. From her, sentence. Is she happy? No, I think she isn't because she's got debts of nearly 25,000. Okay. She has got some, money. She has lended some money. She has lent some money, and she has to. Give it back this amount of money, okay? And paramedic, what do you understand from a paramedic?
Sağlık kuruluşu. Ha, is it? Sağlık. No, this is a first, job. First aid. A job. Job. Is she a doctor? Sağlıkçı. Is she a doctor? No. She's not a real doctor, but she knows how to apply the first aid. How to how to give the first aid. Ambulance. First aid. Mm-hmm. Yeah. She usually travels by the ambulance, you know. I love my job, but it's very stressful. Stressful. Okay. Allison, I've got three kids under seven, and my husband works abroad a lot of the time. Yani. She's a typical housewife, değil mi? Yes. What about Martin? Martin, I work in IT. IT means information technology. The short form information technology. İletişim teknolojisi. Okay. There's nothing I don't know about the computers, but I need a change. Does he know everything about the computers? No, he doesn't. No, he don't know. Does he know everything about the computers? No, he doesn't. No, he doesn't know. He works in IT department. So he might be or he must be a computer engineer. He must be a computer engineer. So, tam değil hocam. Tam değil. Biz information technology. Yani bilgisayar bilmesi gerekmiyor ama. He says there's nothing I don't know about computers. There's nothing I don't know. What do you understand? How can you translate this sentence? There's nothing I don't know about computers. There's nothing. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne hakkında? Bilgisayarlar hakkında. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmediğim hiçbir şey yok. Ama biraz şansa ihtiyacım var diyor. Change. Şans değişime. Şans olabilmesi için bu G harfinin C olması gerekiyor. C olması lazım. Yes. Chance oluyor. Okay. So he knows everything about computers, but he needs a change. Okay. Şimdi bakalım. What do they do? What are their problems? What do you think they want to do? Şimdi bir bakalım. What do the people say? Okay, Tom is a student. He is fed up with school and exams. Okay, and the other one, let's go. Abby. Ne söyleyebiliriz Abby hakkında? She is a student. She has many debt. She has a huge amount of debt, değil mi? That means borç. Borç. So she has to pay, değil mi? She has to pay for it. Ödemesi gerekiyor. Okay. She's a what kind of student? Is she a high school student? University. No. She's a university student. What grade? Hangi sınıfta? Last year at the university. Last year. Yes. In her last year. Okay.
Next. Hocam last class diyebiliyoruz mu? In last class. Year. Last year. She is in her last year at university. She is a student in her last year at university. Mm-hmm. Bakalım. Abby is a student in her last year at university. She has got debts of nearly 25,000 pounds. Şu debt kelimesini oradaki B harfini sesletmiyoruz. Silent. Debts diyoruz. Debts. Debt demiyoruz. Debts of nearly. Debts. Okay. Şimdi bakalım next one. Kelly. Kelly, what can you say about her? She diye başlayıp değiştirelim bu cümleyi. She is a paramedic. She is a paramedic. She loves her job. Mm-hmm. But she is very stressful. She is very stressful. Okay. Her job. Okay. Her job is very stressful. Okay. Is the paramedic? Okay. Next one goes to whom? Allison. 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 Yeah. Okay, Allison. What? She have got three kids. Under seven. And her husband. I have got mı diyeceğiz? She has got mı diyeceğiz? Which one? She has got. She has got three kids. Has got. Okay. Peki, what about Martin? Martin works in IT. Hı-hı. IT. Is nothing. He doesn't know about computers. But he needs a change. Çok güzel. Allison dedik. Evet. What about Bill? He is a retired agent. He didn't have a day off for 40 years. He didn't have a day off for 40 years. Okay. Good. So we can transfer these words. Şimdi all the sentences in I form. But we transfer to he or she forms. Okay, good. Şimdi bakalım. Which sentences go with which person? Burada there are six people. There are six people. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And six sentences. And which sentences go with which person? Şimdi dinleyelim bakalım. Or without, before listening to the script, can you guess who they are? Who these people are? The first one is done. I'm going to study hard for my exams because I hope to get a well-paid job. Abby, because she's a university student. Okay. What about the second? Just write. Then you're going to listen and check. Yazın. Kimse söylemesin kim olduğunu. Just check. Sonra after listening, we're going to check. Just read and guess who they are.
Have you finished? Duymadık hocam. Hani duymuyorsunuz. Sadece okuyorsunuz, evet. Ve kim olduğunu tahmin edip yanına ismini yazıyorsunuz. Hayır, yazacağız. Şimdi İyi, dinleyeceğiz. Doğru. Bakalım doğru mu evet. Yazdığımız şeyler. Okay? Hadi şimdi dinliyoruz. Ya. Hadi, come on. Take script 5.1. Verb patterns. Tom. I'm 16 and I'm fed up with school and exams. I'd like to leave now and get a job, any job. I want to earn some money, but my mum and dad say that I can't leave school. They think I'll regret it later, but I don't think I will. Abby. I'm a student in my last year at university. I've got debts of nearly £25,000. I'm going to study hard for my exams because I hope to get a well-paid job. I hate owing so much money. I'm going for an interview next Friday. Wish me luck. Kelly. I'm a paramedic. I love my job, but it's very stressful. I'm looking forward to having a good break. We're going to Spain this summer. I'm planning to do nothing but read on the beach for 2 whole weeks. Martin. I work in IT. There's nothing I don't know about computers, but I need a change. I'm thinking of applying for another job with a company in New York. I saw it advertised online, and it looks like the job for me. I'd love to work there for a couple of years. Alison. I've got 3 kids under 7, and my husband works abroad a lot of the time. I enjoy looking after the kids, but I'd love to travel too. Sometimes I get fed up with staying at home all day. I'm looking forward to going back to work in a year or two. Mm-hmm. Bill. Mm-hmm. Yeah. I'm a retired news agent, and I didn't have a day off for 40 years. Now I like sleeping late and planning holidays on the internet for me and my wife. I'm pretty good at using a computer. We're going on holiday to Tuscany next year, so I'm going to do an evening course in Italian. Yes. Şimdi, the first one is, Abby, the second sentence is Tom. Number 3. Martin. Martin. For Bill. For Bill. 5 Kelly. Bill. For Bill. Yes, yes, Bill. 5 Kelly. Kelly. 5 Kelly. 6 Allison. 6 Allison. Okay, one more. Okay, bakalım. Yeah, sure. The first one, Abby. Number 2, Tom. 3, Martin. 4, Bill. Okay. 5, Kelly. And 6, Allison. Yeah. Şimdi, listen again and complete the lines. Who says them? Who says them? Now, again, the same thing. Again, listen. And complete the lines. Take script 5.1. Verb patterns. Tom. I'm 16 and I'm fed up with school and exams. I'd like to leave now and get a job, any job. I want to earn some money, but my mum and dad say that I can't leave school. They think I'll regret it later, but I don't think I will. Abby. I'm a student in my last year at university. I've got debts of nearly £25,000. I'm going to study hard for my exams because I hope to get a well-paid job. I hate owing so much money. I'm going for an interview next Friday. Wish me luck.
Kelly. I'm a paramedic. I love my job, but it's very stressful. I'm looking forward to having a good break. We're going to Spain this summer. I'm planning to do nothing but read on the beach for 2 whole weeks. Martin. I work in IT. There's nothing I don't know about computers, but I need a change. I'm thinking of applying for another job with a company in New York. I saw it advertised online, and it looks like the job for me. I'd love to work there for a couple of years. Alison. I've got 3 kids under 7, and my husband works abroad a lot of the time. I enjoy looking after the kids, but I'd love to travel too. Sometimes I get fed up with staying at home all day. I'm looking forward to going back to work in a year or two. Bill. I'm a retired newsagent, and I didn't have a day off for 40 years. Now I like sleeping late and planning holidays on the internet for me and my wife. I'm pretty good at using a computer. We're going on holiday to Tuscany next year, so I'm going to do an evening course in Italian. Have you done? Yapabildiniz mi? Yeah. Is it difficult? Is it? I think no. Ben yapamadım. Ben de yapamadım. You haven't done. Okay. Now, please go back to page 124 this time. 124. Word patterns, unit 5. Script. You will see the script, word patterns. Tom, Abby, Kelly, Martin, and Alison, and Bill. Hmm. Şimdi I want you to listen and read at the same time, and then find the words to complete these lines, okay? One more listening. Tape script 5.1. Verb patterns. Tom. I'm 16 and I'm fed up with school and exams. I'd like to leave now and get a job, any job. I want to earn some money, but my mum and dad say that I can't leave school. They think I'll regret it later, but I don't think I will. Hmm. Which sentence here could be Tom's? My mom had said that I... Number six. Okay. Six. How can you complete this sentence? I can't leave school. I can't leave school. Okay. Thank you. Number two. Abby. I'm a student in my last year at university. I've got debts of nearly £25,000. I'm going to study hard for my exams because I hope to get a well-paid job. I hate owing so much money. I'm going for an interview next Friday. Wish me luck. Wish me luck. Üçteki öğretmenim. I hate owing so much money. I hate owing so much money. What does it mean? I hate. Owing. Owing. Borçlu olmak, değil mi? I hate owing so much money. Next one. Kelly. I'm a paramedic. I love my job, but it's very stressful. I'm looking forward to having a good break. We're going to Spain. I'm planning to do nothing but read on the beach for 2 whole weeks. Martin. Okay. Which sentence? I'm planning to do nothing. So how can you translate? I'm planning to do nothing but read on the beach. Plajda kitap okumaktan başka bir planım yok. Yok.
Evet, planlanmış hiçbir şey, hiçbir evet. şeyi planlamıyorum, hiçbir evet. şey yapmayı planlamıyorum. Bir dakika, fakat kitap okumayı, kitap okumayı istiyorum. Okay. Evet. Number next one, sorry. I work in IT. There's nothing I don't know about computers, but I need a change. I'm thinking of applying for another job with a company in New York. I saw it advertised online, and it looks like the job for me. I'd love to work there for a couple of years. Alan. So? So, which sentence? Number five. Five, maybe. I'm pretty good. I'd love to, again, which sentence again, Martin, bir daha dinleyelim. Martin, I work in IT. There's nothing I don't know about computers, but I need a change. I'm thinking of applying for another job with a company in New York. I saw it advertised online, and it looks like the job for me. I'd love to work there for a couple of years. So, which sentence? Five. Ne kaldı ki geriye öğretmen? One. Number one, değil mi? The last sentence. Bakın dinleyin. I need a change. I'm thinking of applying for another job with a company in New York. I saw it advertised online, and it looks like the job for me. I'd love to work there for a couple of years. Have you heard? Yes. Yes. I'd love to work there. I would love to work. For a couple of years. Okay. Next one. Alison. I've got three kids under seven, and my husband works abroad a lot of the time. I enjoy looking after the kids, but I'd love to travel too. Sometimes I get fed up with staying at home all day. I'm looking forward to going back to work in a year or two. Which sentence? Four. How can you complete this sentence? I get fed up with staying at home all day. I am looking forward to going back to work. I get fed up with staying at home all day. What does it mean in Turkish? Sıkılmıyorum herhalde. Bütün gün evde kalmaktan sıkılıyorum. I get fed up with. Değil mi? İşe gitmek. Get aynı şekilde to be fiilinin daha dinamik bir formu. I am fed up with dediğiniz zaman sıkıldım demek. Sıkılıyorum yani şu anda. I get fed up with dediğiniz zaman bu bir daha dinamiklik. Her geçen gün anlamında. Yani sıkılıyorum. Canım sıkılıyor. Başka bir şey. Sıkılıyorum gün geçerek. Daha dinamik bir formu. Be ile yani I am fed up bir durum bildiriyor. Get fed up, sıkılıyorum. Daha dinamik, değişkenliği barındıran bir kelime. I'm looking forward to going back to work. How can you translate? Gelecekte çalışmaya dönmek için aranıyorum, bakınıyorum. I'm looking forward to... yani özlemle bekliyorum anlamında. Look forward to. Bekliyorum. Ama bu daha çok böyle bir şey özlemle, hasretle bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. Neyi bekliyor? Going back to work. Evet, yani işe geri dönmeyi. Neyi bekliyor? Evet. Okay. So number five. I'm pretty good at onu yapmadık galiba. Using a computer. Okay, I'm pretty good at using a computer. Şimdi I'm pretty good demek oldukça iyi.
Pretty good. Pretty, aslında pretty pretty woman diye bir film vardı. Do you remember? Güzel. Evet. Ha, evet. Ama buradaki anlamı, sıfatı pekiştiren pretty oldukça quite good. I'm pretty good at using a computer. Değil mi? Using a computer. Şimdi biz burada bu cümlelerde we have learned about verb patterns. Şimdi I'd love to, the I'd love kelimesinden sonra bakalım ne gördük? To work. Şimdi exercise 2 and 3'de şurada grammar spot'a bakalım. Verb infinitive formunu bir bakalım. Verb'den sonra plain verb, yani hiçbir takısı olmayan bir başka bir verb. Verb ve ing form, yani doing gibi bir şey, using gibi bir şey. Prepositions at, of, with and to gibi prepositionlardan sonra bir ing formları olan yapıları görelim. Egzersiz 2'de ve 3'te. Yani burada ne var? 2 ve 3. Şu cümlelerde ve bu cümlelerde. Şimdi birincisini yapalım. Verb infinitive formunda neler var? Verb infinitive. Plain verb. Yani. Şuna gelelim. Şurada cevap anahtarımızı açalım. Hayır, bu değil, pardon. Şu. Exercise 2. 2'ye bakalım önce. Şunu da bakalım. Exercise 2. Bir tane örnek görelim. Bakın, I'm going to study hard. Hope to get. Değil mi? Infinitive. Başka? Başka. I'm thinking. I'd like to live. Like to live. Infinitive demek to ve verb one formu demek. Infinitive. To ve verb. Bakın. To study. Hope to get. To live. To earn. Gördünüz mü? Bu yapılar. To travel. Bir de I'd love to travel. Travel. Evet. Şimdi egzersiz 3'e gelelim. Exercise 3. Exercise 3 hangisi? Bu. Buradaki yapıları görelim. Find examples. Verb plus infinitive. To. I'd like to work there. Gene. To infinitive. I'm planning to do. Değil mi? Yes. I can't leave. Bakın. I can't leave school. Infinitive. Evet. Ne demiş? Forward to going. Oradaki o farklı bir şey. Bakın, egzersiz 2'de verb ing'li formuna gelelim. Evet. Exercise 2'de verb ing. Hangisi? I like sleeping. Sleeping. Evet. Başka. I enjoy looking after. Değil mi? I enjoy looking after. Bu I like sleeping late ne demek? Geç saate kadar uyumayı seviyorum demek. I like sleeping late. Geç saate kadar uyumayı seviyorum. I enjoy looking after the kids. Look after. Look
Çocuklara bakmayı seviyorum, hoşlanıyorum. Çocuklara bakmayı hoşlanıyorum. Seyahat etmeyi de. Evet, şimdi next answer, exercise 3'te bakalım ne varmış. Aynı yapı. I hate owing so much money. Bakın, I hate owing. Yani çok fazla paraya borçlu olmaktan nefret ediyorum. Çok fazla borcum olmaktan nefret ediyorum gibi. Şimdi prepositionlar var. Bu ing'li yapıdan önce bir preposition görüyoruz. Egzersiz 2'de. Bakın, I'm thinking of applying. Ne demek bu? Apply, başvurmak demek. Başvurmak. Or, I'm thinking of, düşünüyorum. Başka işe başvurmayı. Başka bir işe başvurmayı düşünüyorum. Başka bir işe başvurmayı düşünüyorum. Doğru. Gene egzersiz 2'deyiz. Ha, evet, onu bulamadık. Bakın, 5 numara. I'm looking forward to. Bakın, buradaki to bir preposition. Arkasından having gelmiş. I'm looking forward to having a good break. Ne demek bu? Tatil yapmayı düşünüyorum. Ara vermek gibi. Bir ara vermeyi, bir araya sahip olmaya, bir ara vermek diyelim biz Türkçesiyle. Özlemle bekliyorum. Özlemle bekliyorum. Bekliyorum. Özlemle bekliyorum. Evet. Egzersiz 3'e gelelim. Bakalım. Gene böyle bir şey. Prepositionlı bir yapıdan sonra ing'li bir verb ing var. Evet. I get fed up with being fed up. Bakın, fed up with bir phrasal verb. İngilizce'de phrasal verb'ün arkasından şöyle bir şey var. Bu bir kaide. Prepositionlardan sonra eğer bir fiil isim halinde gelecekse mutlaka ing formunda geliyor. Tamam mı? Fed up with doing something. Fed up with being at home. Yani evde olmaktan sıkıldım. I'm looking forward to going back to work. Going back to work. Aslında buradaki fiil hangisi? Get fed up with. Bu being at home aslında burada bir fiil gibi gözükse de fiilin isim hali. Evet. Evde olmaktan sıkıldım. I'm looking forward to going back to work, işe geri dönmeyi bekliyorum. Dönmeyi. Bu bir isim aslında. Fiilin isim olarak kullanımı. Evet, bakalım daha var mı? Sanıyorum. I'm pretty good at, bakın bir preposition yine. Evet. Good at using a computer. Yani ben şunu kullanmakta, bir computer, bilgisayar kullanmada iyiyim. Çokça iyiyim. Mesela ben yüzmede iyiyim dediğiniz zaman nasıl söylersiniz? I am pretty good swimming. Piyano çalmada iyiyim deyin. I am pretty good at playing the piano. Değil mi? Good at playing. Good at doing something. Bu yapıyı bilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bunları gördük. Bir tane daha var. Pardon? Bir tane daha var altta. Altı. I can't live. Orada sadece can't yapısından sonra sadece bir plain verb kullanıyorum. Değil mi? Sadece plain verb. Member.
What is the difference between these sentences? Bakın, iki tane cümle var. Bu cümleler. I like working in New York. I'd like to work in New York. What is the difference between the sentences? I'd like to work. Daha nazikçe mi hocam? Daha nazikçe, kibarca. İlk başta, starter bölümünde ben tahtaya bir şeyler yazmıştım. Verb patternlarıyla ilgili. Hatırlayacaksınız. İlkinde right now I'd like to live vardı. Orada yaşamayı tercih ediyor. Evet, ikincisinde. Evet. Birincisinde I like working ne var burada? Bir çalışmaktan hoşlanıyor. Hoşlanıyor. Var. İkincisinde evet. Tercih ediyor. Tercih var. İkincisinde New York'ta çalışmayı tercih ediyor. Tersiniz. Bakın. I like working is a general all-time preference. Yani it applies to the past, present and future. Ben geçmişte de seviyordum, şimdi de seviyorum, yarın da seveceğim. Bütün all-time preference dediğimiz zaman. Yani I like working is a general preference. Yani aynı zamanda seviyorum. I like working. Bundan hoşlanıyorum. Peki, demek ki like'dan sonra biz eğer ing yapısı içeren bir fiil isim halinde kullanıyorsak bu bir hoşlanma. Hani I love working dediğin zaman bu daha hani ay bayılıyorum anlamında. I like working, seviyorum, hoşlanıyorum anlamında. Her zaman da bunu tercih ediyorum ama I'd like to work refers to now or the near future. Yani şu ana ya da yakın geleceğe refer ediyor. I'd like to work, şunu yapmak isterim gibi bir yapı. Preference yani o da. Evet. Tamam mı? Şimdi bu cümleleri complete the sentence with the phrase work in New York. Put the verb work in the correct form. Şimdi burada bu bölümde öğrendiğimiz kelimeler var ve bu kelimeleri 2, 4, 6, 7 tane kelime var ve work in New York uyduracak şekilde correct form'da yazalım. I want'la nasıl devam ederiz? I want to work. I want to work in New York. Çok güzel. I want to work. Peki want yerine I'd love dediğim zaman bu nasıl devam edeceğim? Working. I'd love, I'd like gibi. Ink. Work yine. Work. Şey hayır. I'd love. Like gibi. I'd love. Aynı şey. Love evet, biraz daha pekişen. Nasıl devam edeceğiz? To work. I'd love ya da I'd like bunlar. Evet. I enjoy. Working. Süper. I enjoy working. Peki bu enjoy kelimesinin yerine başka hangi kelimeleri koyabiliriz? Aynı cümleyi değiştirmeden. Like. I like working. Like. Başka? I love. I love working. Yeah. Harikasınız. I enjoy working, I love working, I like working. Peki, I'm fed up with working. Evet, çünkü biliyoruz ki bir evet. Prepositiondan sonra daima ing yapılı bir isim halinde fiil geliyor. I'm fed up çok with working. Yani. Çok güzel. Benim I hope to work. To work. Umuyorum. Mm-hmm. I'm thinking of. I am thinking of. Evet. Working. Working. İsim. Bakın, with gibi, of gibi. I'm thinking of working in New York. I'm looking forward to. Working. I'm looking forward to. Working. Working.
To work. To work. Week. With o bu da to da bir preposition. Bakın. With working. Turning. Turning. Working, değil mi? Working. I'm looking forward to working in New York. Evet. Harikasınız. Bakın. Bütün öğreneceğimiz yapı bunlar. Çok karıştı. Karıştı mı? Evet. Karıştı. Baba önceden hazırlanmadığı için. Öğretmenim. Önceden hazırlandığımızda daha kolay kavruyoruz. Şimdi buna hiç hazırlanmadan sizle yapıyoruz ilk kez. Yani bu nedenle hazırlanmanızı beklemiyorum ki. Neye göre hazırlanacaksınız? Bu şimdi şöyle söyleyeyim size. İngilizce'de bu hangi fiilden sonra to infinitive, hangi şeyden sonra verb ing form, yani buna gerunds and infinitive deniyor İngilizce'de. Bu bir derya, sayfalar dolusu verb'ler ama biz şimdi pre-intermediate level olarak yavaş yavaş göreceğiz bunları. Anlamlarını bilerek yapacağız. Bunu ancak tekrarlayarak, yüksek sesle, evde çok okuyarak gruplayabilirsiniz mesela. Mesela böyle çember yapabilirsiniz. O çember içinde, mesela bir çember daire içerisine to infinitive alanlar, mesela hangisi? Want, değil mi? I'd love, I hope gibi, bunu bir grup yapabilirsiniz. I enjoy, I like, I hate, değil mi? I hate var. I hate. I want. Gibi working, mesela I'm fed up with var, I'm thinking of var, yani working olanları bir grupta toplarsınız, to work olanları bir grupta toplarsınız, böyle bir kendinize bir şema yapabilirsiniz, o anlamda kolay olur ezberlemesi, yani ezberleme değil öğrenme diyelim buna. Evet, şimdi grammar reference bölümü sayfa 140'a bir gidelim biz. Sayfa 140. Bakalım. Unit 5 diyor burada. Burada bakalım. Verb pattern varmış. Aslında bakın grupluyor burada. Şimdi verb artı to infinitive. Bakın. They want to buy a new car ya da I'd like to go abroad. Yani want fiilinden sonra, would like fiilinden sonra gelecek olan fiil, isim halindeki fiili to ve infinitive, yani verb'ün plain halinde kullanacağız. Want'tan sonra, would like'tan sonra, would love'dan sonra to verb bir hali kullanılıyor. Şimdi verb ing ne zaman kullanılıyormuş? I love going to parties. I enjoy traveling abroad. Başka ne öğrendik? Love'dan sonra. I like, değil mi? Başka? I hate. Değil mi? Hate. Demek ki biz 4 tane I love going to parties. I hate going to parties. I enjoy going to parties diyoruz. Bir de I like going to parties, değil mi? Bunları öğrendik. Şimdi bir de verb ing var. Ve to infinitive with no change in meaning. Bir de böyle bir şey var İngilizce'de. Mesela start ve continue fiillerini bilelim. Start neydi? Başlamak. Continue, devam etmek. Devam etmek. Değil mi? Şimdi biz bu cümleye it started to rain dediğimiz zaman da doğru. It started raining dediğimiz zaman da doğru. Her ikisini birden. Tamam mı? Yalnız bu fiillere mahsus. Bu kadarını bilelim. Yani ne diyor? Yağmur yağmaya başladı. Başladı. Diyoruz. Bunu ister to infinitive yapısıyla ya da verb ing yapısıyla da kullanabiliyoruz. İkinci şeye bakalım. It continued to work ya da it continued working diyoruz. Değil mi?
Yani çalışmaya, kütüphanede çalışmaya devam ettim. Devam. Aynı şey. İster to work diyeyim ya da working diyeyim. İkisi de aynı anlamda. Tamam mı? Şimdi dördüncü şeye gelelim. Verb, preposition, ing. Burada demin gördüm. Thinking of, looking forward to, having. Hatta bu look forward to yapısı hep üniversite sınavlarında da dil bölümünde sorulan sorulardan birisidir bu konuyla ilgili. Bundan sonra look forward to'dan sonra hangisi gelir diye sanki orada to'yu görünce öğrencinin niyeyse direkt have kelimesini koyacağı. Genelde sınavlar öğrenciyi tökezletmek üzerine olduğu için. Ve işte tuhafı ben üniversitedeyken bir sınava girmiştim ve ben bu kelimenin anlamını bilmiyordum. Ve yazarken de have mi yazacağım, having mi yazacağım bilemedim ve asistana sordum. Dedim ki ya şu kelimenin anlamını bana bir söylesen. Diye söyleyemem kesinlikle. Ama attım. Ve having doğruymuş. Böyle bir şey ve de onun için hiç unutmam bunu. I'm looking forward to. Mesela bu cümleyi nerede daha çok görüyorsunuz? Mektubun sonunda, biz bir postkartın sonunda, bir kart. Mesela şöyle diyebiliriz, bir e-mailde, bir seni görmeyi çok istiyorum. I'm looking forward to seeing you. Senden haber almayı çok istiyorum. O yüzden de bekliyorum. I'm looking forward to hearing from you soon diye böyle belki de görmüşsünüzdür mutlaka bu ifadeleri. Evet. Like doing, would like to do. Bakın bunu açıklamıştık zaten. Like doing, love doing, general enjoyment. Yani bir hoşlanmayı belli ediyor. I like working dediğim zaman as a teacher, bir öğretmen olarak bunu çalışmaktan hoşlanıyorum. I love dancing. This is one of my hobbies. Yani hobilerimiz söz konusu olduğu zaman I like fishing, I like going fishing, I like ne olabilir? Walking in the rain, I like swimming. Biz bunları gördük aslında, değil mi? Hatırlarsınız aktivitelerle. Would like to do and would love to do the bir preference now or at a specific time in the future. I'd like to be a teacher. When I grow up, I want to be a teacher demek anlamı. Gördünüz mü? I'd like to be a teacher. Bir öğretmen olmak isterim. Ne zaman? Büyüdüğümde. Thanks. I'd love to dance. At a party de söylenebilir bu. I'm pleased you ask me. Yani birisi would you like to dance with me? I'd love to dance. Değil mi? Şimdi question olarak bakın would you like to dance? Question. Would you like to come for a walk? Would you like to go shopping with me? Mesela böyle bir cümle olabilir. Teklifte bulunuyoruz. Hatırlarsınız bunu daha önce hani tekli offer'larda söylemiştik would you like yapısını. Cevap yes I would ya da yes I'd love to deniyor. Mesela would you like to dance? Yes I'd love to. Yani dans etmek isterim. Peki would you like to come for a walk dediği zaman birisi sizden bir gel beraber yürüyüşe gelmek ister misin anlamında? Yes I would. Ama no I wouldn't kesinlikle söylenmiyor. Çünkü çok bu kaba şey. No thank you. Sadece no thank you. Birisi size would you like to go fishing with me ya da come to the party, would you like to come to the party with me? No, thank you. Hmm. Sadece. No, I wouldn't diye bir şey yok. Yok. Evet. Bu kadar şey yeter.
şimdilik. Böyle biraz karışık gibi geliyor ama hiç hiç karıştırmasın. Yaparken o kadar kolay yapacaksınız ki şimdi. Şimdi bakın burada practice bölümüne gelelim. Practice. Discussing grammar diyor. Bakalım şimdi şunu da bir şeyle görelim. Burada bir takım cümleler var. Ups, pardon. Ay çok büyüdü. Sen geri git. Evet. Şimdi, in these sentences, one or two verbs are correct, but not all three. Şimdi diyor ki, tick the correct verbs. Ne anladık biz bundan? Bu cümle doğru var. Bir tane doğru var, birisi yanlış. Evet, şimdi bakalım bunlar hangisi? Doğru olanlar hangisi? Şunu bakalım, şunu da geri atalım. Her ikisinden çıksın bakalım. Evet. Okay. Evet. Birincisi yapılmış zaten. Bu iki tane. I work. I'd like to work. Peki, enjoy'u doğru hale getirmek için bu cümleyi nasıl değiştirmemiz lazım? Enjoying. Enjoy. Enjoy. I enjoy. Bunu nasıl değiştireceğim? I am enjoying. Hayır, hayır. I enjoy diye başlayın. I enjoy. To work. Working. Biraz değil mi? Harikasınız. İşte bu aradaki farkı algılayabiliyorsak öğreniyoruz. Gerçekten. I enjoy working. Ama I want to work. I'd like to work. Ama I enjoy working. Evet. Şimdi bakalım. Ay. Hayır. We are thinking of going to Italy. Ay, ne yapıyorum ben? Evet, we are going to Italy for our holidays. Genel bir hoşlanmamızı söylüyor değil mi? Biz İtalya'ya tatillerimiz için gitmeyi seviyoruz. Gitmekten hoşlanıyoruz. We like going to Italy for our holidays. Peki. We are thinking of. Süper. We are thinking of going to Italy. Evet, öyle dedik. We hope going. Hoping kullanmam gerekirse ben bu going to yapısını nasıl kullanacağım? Hope. I hope. We are hoping to go to Italy. Hoping'den sonra nasıl değiştireceğim? Going to go. To go. Değil mi? We are hoping to go. To go. We are hoping to go. To go. Hop olur mu o zaman? Hop going olmuyor değil mi? Hayır. We are hoping to go. Ya da we hope olabilir. Biz şimdi seçenek üzerinden Enver Bey, seçenekteki yapıyı kullanarak onu doğru hale getiriyoruz. Şimdi bakın yaptığımız şey 3 tane seçenekten ikisi doğru. İkisi doğru. Ama bir yanlış. O bir yanlışı da biz düzeltiyoruz. Nasıl düzeltiyoruz? Buradaki going yapısını değiştirerek. Tamam mı? Eğer are hoping seçeneğini doğru hale getirmek istersek we are hoping to go to Italy. Tamam mı? Şimdi üçe bakalım. Hangi ikisi doğru? She can't leave work early tonight. Yok, onu yaz almamış şey. She can't leave. Bir de She would like to leave. Yok, bu burada bu seçenek yanlış olmuş. Yani sadece can't. To live olması lazım.
She one can't three. Leave. Sadece biri doğru bu seçenekte. Bakın burada da bir tane var. Evet. Sadece can't. Şimdi peki pardon. Wants to leave. Ha. She wants to leave dememiz lazım ya da she would like to leave. To leave. Evet. Kitabın hatası bu da. To evet. leave olmalıydı burada ki ikisi doğru olsun diye. Yani leave'in başında, leave kelimesinin başında bir to yapısının gelmesi gerekirdi. Evet. Number four. I hope to see you. I hope to see you again. Looking forward. Evet. I'm looking forward. I hope to see. Like to see you. Peki, I am looking forward. Or to seeing. To seeing you. So, çok güzel. I'm looking forward to seeing you again soon. Eğer looking forward yapısını kullanacaksak to see olmayacak. To see, see kelimesinin önüne bir ing eki ekleyeceğiz. O kadar. Number five. She is good at playing. Hayır, number five. Enjoys playing sports games. He enjoys. Peki, once'ı doğru hale getirmemiz için ne yapacağız playing'i? He wants to play. Yapacağız. Ay harika kız valla. Biliyor musunuz? Gerçekten. Ya ama çok doğru söylüyorum. Bunu öğreniyoruz. Vallahi yani bunu öğrenciye böyle ilk derste anlatabilmek gerçekten zor oluyor. Ama Asuman Hanım bir de yüz yüze olsaydık ve iki defa olsaydı haftada mesela ne kadar iyi olacaktı. Çok istiyoruz çünkü çok istekle yapıyoruz. Evet uçağa uçururdunuz artık. Vallahi bilemiyorum. Konuşmak istemeyin evet. Yalnız. Evet. Uçuyor zaten biz yerde kayalım. Ayaklarımız bastı. Şimdi number six. Are you good at learning language? Bu da tek bir tanesi doğru. You want that. Good at it. Peki. Are you want ve like learning gerekirse bu cümleyi nasıl değiştirmem lazım soruyor. Do you want to learn? Çok güzel. Do you want, to learn foreign language? Ya da do you like learning foreign languages? Çok güzel. Ama doğrusu are you good at learning foreign languages? Bu cümlenin tamamı sadece good at yapısıyla doğru. Evet. Number seven. Bakalım. We are looking forward to having a few days off soon. We are looking forward to having a few days off soon. Peki biz birkaç gün. Peki ben bir aylık tatil ara vermek istiyorum. Nasıl söylersiniz? Bekliyorum. A few months. A month off. Bir hafta nasıl dersiniz? A week off, 15 days. Bakın orada da bir kelime öğrendik değil mi? 15 günlük bir ara diyoruz. We are looking
forward to having. Bakıyoruz, neye bakıyoruz burada? De başka ne var? Evet. We are going. Nasıl bunu değiştiririz going yapısıyla eğer kullanacaksak? To have. We are going to have. We are going to have. We are going to have. Going to have. Have. Would love yapısıyla nasıl değiştireceğiz? I'm love. Loving her. To have. With love to have. With love to have. To have. Evet. With love to have. Number eight. I hate. I am fed up with, değil mi? İkisi de doğru. Peki, don't want'ı kullanırsam cümleyi nasıl değiştireceğim? I don't want to do. Süper. Peki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Gerçekten harika yaptınız bu alıştırmayı. Sizi bu anlamda kutluyorum. Gerçekten yani şey değil. Öyle rastgele söylemiyorum. Şimdi burada making question bölümü var. Write the questions diyor. Bakın parantez içinde size promptlar verilmiş. Bu soruları doğru paternle oturtalım. Diyor ki I hope to go to university diyor. Siz nasıl sorarsınız? Ne çalışmak istiyorsun? Ne okumak istiyorsun? Sorusunu nasıl sorarsın? You want? What'la başlıyoruz. What do you want to study? What do you want to study? Değil mi? Sonra hep to infinitive yapısı. What do you want to study? Peki. One of my favorite hobbies is cooking diyor birisi. What do you like to make? Sonra ne kullanıyorduk? Bakın, making. One of my favorite hobbies diyor. Cooking benim favorite hobilerimden birisidir. Your favorite hobbies. Evet. Hayır. Şimdi what, like, make kelimelerini kullanarak bir soru üreteceğiz. Buna devam. What do you like? What do you like to make? Favorite. Make'i nasıl değiştireceğiz? Making. Buradaki like enjoy anlamında. Enjoy, hoşlanmak. What do you like making? What do you like doing diye soruyoruz ya. Bakın. Ne yapmaktan hoşlanıyorsun? What do you like doing? What do you like cooking? Gibi. Evet. I am bored. Bu parantez içinde kelimeleri kullanarak soru oluşturalım. I am bored. What would you like doing? What would you like? Would you like sonra? To do. What would you like to do? Çok güzel. Bir dakika. New share yapayım ben. Bunu yazayım da siz daha rahat şey algılayalım. Clear all drawings. Evet. Text. Evet. Birincisini yazalım. Şimdi ne diyor? I hope, what do you want to study? Birincisi. Değil mi? What do you want to study? Birincisi. What do you want to study? İkincisi neydi? Bilmiyoruz hocam. What do you like making? Görüyorsunuz değil mi bunu yazdığımı?
Evet. What do you like making? Making. What do you like making? Üç. What would you like to do? What would you like to do? You like to do. Evet. Ne yapmak istersin? Tercihin ne anlamında? Tercihin ne? Evet. I'm looking forward to the party. Yani partiyi özlemle bekliyorum. Who hoping see there? Kimi görmeyi umuyorsun diye soracağız. Who başta. Evet. Who are you seeing? Hoping, değil mi? Hoping olarak vermiş. Hoping. Are you hoping? Hop'tan sonra. To see there. Who are you hoping to see there? Kimi görmeyi, orada kimi görmeyi umuyorsun? Umuyorsunuz. We are planning our summer holidays. Yaz tatillerimizi planlıyoruz. Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Where başta? Where are you thinking? Are you'dan sonra ne gelecek? Thinking. Where are you? Thinking. To go. Of. Where are you thinking of? Summer holiday. Where are you thinking of? Go'yu nasıl kullanacağız? Going. Where are you thinking of going? Değil mi? Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Where are you thinking of going? Mesela diyorum ya ben. Mesela Maldiv adalarına gitmeyi düşünüyorum. I'm thinking of going to Maldives. Ya da the Maldives diyebiliriz. Değil mi? Thinking of going. Şimdi bu şeyden sonra şöyle bir şey daha yapayım size. Gidelim. Şimdi şöyle bir özet gibi geçelim. Hope'dan sonra önce şu to infinitive yapılarına bir görelim. Şunu clear ediyorum. Drawing'i. Evet. Şimdi özet olsun. Hep beraber şunu yazalım. Gördüklerimizden. Want'dan sonra ne geliyor? Want, değil mi? To infinitive. Want to do diyelim. Tamam mı? Başka want'tan sonra ne geliyor? To gelenler. Hope. Hope to. Değil mi? Başka? To. I'd love hatırlayacaksınız. To. Değil mi? Şu to do'lar. Ay. To do. Evet. I'd love. Başka? Angel, I'd love. I want dedik. I'd like. Değil mi? I'd like to. Peki. Şeye geçelim. Bunlar to infinitive'li. Bir de ne var? I enjoy. 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 Bundan sonra ne geliyor? Enjoy'dan sonra. Enjoy doing diyelim. Ona da doing yani ing yapı olduğunu görmek için. Peki enjoy. Başka? Like. Hate. Değil mi? Love var. Love doing. Başka? Hate dediniz değil mi? Hate. Doing dedik. Bir de ne dedik? Thinking of, I'm fed up.
am fed up with doing başka thinking of doing gene burada değil mi? Başka bir de ne dedik? Looking forward to doing. Bakın. Şöyle yapalım. Tamam mı? Şuna şöyle. Yani bunu böyle bir yuvarlak. Şimdi ben buradan beceremiyorum da hani yapacağım şeyi. Bu fiilleri ezberlemeniz gerekiyor. İşte bunlar üzerinde durduk. Bir de good at var değil mi? Good at vardı. Doing. Bunlar hangi bölümdü? To infinitive, want, hope, enjoy. Would love, would like. Bakın, tamam. Infinitive. Bunların adı neydi? Doing. Bunlar want bir şey yapmak istemek. İkinci bölümdekilerin adları. Enjoy doing. Bunlar verb ing yapısı. Bir dakika. Verb ing plus ing. Yani plus ing. Şöyle diyeyim. Evet. Plus ing. Bu ise ne oluyor? Bir dakika. Şöyle gelelim. Bunun başında verb plus to infinitive değil mi? To evet. Infinitive. Evet. Infinitive. Ya bunlar hani bunları pek bilmek zorunda değilsiniz ama hadi neyse bilin yani. Madem öğreniyoruz. Değil mi? Bu da preposition plus diyoruz. Verb plus ing. Şöyle yapalım. Arasını açayım da rahat görün diye. Görebiliyor musunuz şimdi bunları? Evet. Şöyle. Size gruplamış oldum. Yani kitabın arkasında da var ama bu bir grup. Bu bir grup. ING grubu. Tamam mı? Yani verb ing dediğiniz şey şu dört fiilden sonra bakın do fiilini ing yapısıyla kullanıyoruz. Tamam mı? Burada verb to infinitive dediğimiz zaman şu dört tane yapıdan, paternden sonra to infinitive kullanıyoruz. Şunu şöyle yapalım. Preposition verb, şu preposition bakın with, of, to, at. Bunlar preposition'la bitenler. Arkasından ing geliyor. Bu, bilmeniz gereken bu derste öğrendiğim evet. Şeyler bunlar. Size şimdi ödev veriyorum. Sayfa workbook'ta şöyle subshare yapalım artık. Görevini. Biraz başınızı ağrıttım bugün galiba. Ama yani there's nothing I can do. I'm sorry. You must have break. You need a break, değil mi? You need a break. Yes. Aslında nasıl söylüyoruz? Need to have a break. Aslında need de var da biz olduğu kadarını söylüyoruz. Şimdi 5. ünitenin workbook sayfa 32 work patterns. Bakın young and old 1. egzersizi yapabilirsiniz. Buradaki şeyleri, verb patternları. Parantez içinde verbler verilmiş. Onların to mu kullanılacak, ing mi kullanılacak? Doğru formlarıyla yazacağız. Hope and ambitious, yani ümitler ve tutkular diyelim. Hayaller.
Burada da write a sentence about each of these people's ambitions. Burada da cümleleri biz doğru bir şekilde yazacağız. Bakın örnek tam verilmiş. Burada promptlar halinde. Onları doğru formuyla yazacağız. Evet. Üçüncü de infinitive or ing. Infinitive or ing. Bakın need, hope, thinking of, fed up. I like, I'd like. Gördük bunları bugün. Bunu yapabilirsiniz. Yine would like or like arasındaki fark bu beş. Bundan sonra yok. Future formlarına gireceğiz. Ama evet. Önümüzdeki hafta future formlarına girmeyi düşünmüyorum. Planlamıyorum. Bunlar üzerinde daha çok yoğunlaşalım. Ne kadar tekrarlarsak o kadar iyi olacak. Bugün tabii gramer söz konusu olduğu zaman Türkçe konuşmayı daha çok istiyorum. Daha rahat anlatabilmek için. Bir de sizi o konuda yormak da istemiyorum. Bugünkü dersimiz birazcık yorucuydu değil mi? Yok, güzeldi. Güzeldi. Siz mi olduk Osman Hanım? Yok, hayır. Benim için. Siz hemen öğrendiniz canım. Baksanıza. Kavradık. Öğrenmek tekrarlı olacak. Şimdi kavradık. Önemli olan bu aslında bu bölümü, İngilizce'nin bu bölümü ezbere dayanan bir şey. Yani bu kelimeleri böyle ezberleyin. Evet. Mesela want kelimesi want to work diye ezberleyin. Bir tane fiil alıp aklınızda tutun. İşte demin yaptığımız gibi. I hope to work. I want to work. I would like to work gibi. Böyle ne kadar çok tekrarlarsanız dolayısıyla bu yerleşmiş olacak. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Thank you.